Merhaba arkadaşlar, herkese hayırlı günler. Birkaç gün önce Jandarma Genel Komutanlığı bu yılın ortalarında yani 12 Eylül'de gerçekleştirmiş olduğu 7,5 bin uzman erbaşı alımının mülakat süreçleriyle ilgili açıklama yapmıştı. Alım süreci 12 Eylül'de gerçekleşmişti. 2 Ekim'de ön başvuru sonuçları açıklanmıştı ve 2 Ekim'de 5 Ekim arasında bir sonuç paylaşmıştı. 5 Ekim ile 16 Ekim arasında da ön başvuruya çağrılan adaylardan 75 lira ücret istemişti. Dekont halinde, makbuz halinde. Bu sürecin ardından 18 ile 19 Ekim arasında Jandarma Genel Komutanlığı mülakat tarihlerini paylaşmış oldu. Binlerce kardeşlerimiz sevindi, binlerce kardeşlerimiz heyecanlandı. Bu süreçte bizlere mesaj atan binlerce kardeşlerimiz olmuştu. Bizler de bu durumun sürecinin ardından sizlere mülakat deneyimlerimizi ve mülakat sürecinde nelerle karşılaşacağınızı ve mülakatı kazanmanız için sizlerin en önemli olan faktörleri sizlerle birlikte paylaşmak istedik arkadaşlar. Şimdi genel kültür bilgisi arkadaşlar sözlü mülakat sürecinde başlayacak. Genel kültür bilgisi sorulacak sorulardan 20 puan alacaksınız. Yani sözlü mülakat aşamasında sizlere genel kültür bilgisi sorulacak. Daha sonra muhakeme yeteneği olarak sorulan soru anlama yorumuna 20 puan. Örnek veriyorum, sizlere bir soru sordu. O soruyu anladığınız halde cevabını da verdiğiniz zaman ekstra bir puan alma özelliğiniz oluyor arkadaşlar. Genel kültür ayrı bir puan, muhakeme yeteneği ayrı bir puan olacak. Ve ondan sonra arkadaşlar diksiyon, konuşma, mimik, bunlar da 20 puan olacak. Diksiyon, mimik, kendinizi iyi bir şekilde ifade edebilmek, soğukkanlılık, özgüvenlik, kendinizi tanıma, yorumlama, tanımlama, bunlar çok önemli faktörler arkadaşlar. Diksiyon, konuşma 20 puan. Duruş, hal ve hareket de ayrı bir puan arkadaşlar. Mesleki uygunluk da 20 puan. En son olarak sizin duruşunuz, konuşmanız, diksiyonunuz, kendinizi ifade edebilmeniz, soğukkanlılığınız, istekliliğiniz ve kendinizi gerçekten bu şekilde ispat ettiğiniz zaman bunların sonucunda sizin asil olma yeteneğiniz, asil olma ihtimaliniz daha da yükselmiş olacak arkadaşlar. Neydi arkadaşlar? Genel kültür, muhakeme yeteneği, diksiyon, duruş ve hal hareketi ve mesleki uygunluk. Sözlü mülakatta bunlara çok dikkat edilir arkadaşlar. Jandarma uzman erbaşı mülakatlarında 5 değerlendirme kriterlerini sizlerle birlikte paylaşmak istedim arkadaşlar. Bu kriterleri yerine getirirseniz emin olun arkadaşlar, asil olma ihtimaliniz %70'in %80'in üstünde olacaktır. Bu süreçte 5 kriter komisyonun önünde bulunur ve size puan verir arkadaşlar. Örnek veriyorum. Ali'nin mimiki, diksiyonunu, kendini ifade edebilme yeteneği, sorulan soruları anlaması, tanımlaması, konuşması, mimikleri, bunlar başarılı bir şekilde olduğu zaman Ahmet'in puanı 100 üzerinden 65-70. Sözlü mülakattan aldığı puan budur. Spor mülakatından Ahmet 25 aldı. Ne oldu? 100 üzerinden zaten 80 ile 90'lık bir puanı yakaladığınız zaman otomatikmen asil kazanıyorsunuz. Asil olma ihtimaliniz de yüksek oluyor arkadaşlar. Bu süreçte sizlerle birlikte bu konuyu paylaşmak istedim arkadaşlar. Mülakatlar Kasım aylarının ilk haftasında başlamış olacak. Bu süreçte tabii ki daha onlarca video çekmiş olacağız. Sizlerin hazırlanması gereken eksiklerinizi bizler gidermiş olacağız arkadaşlar. Umarım sizlere iyi bir içerik çekmişizdir. Lütfen videomuzu beğenerek bizlere desteklerinizi sağlamış olursunuz. WhatsApp grubumuza gelmek isteyen adaylarımız da, kardeşlerimiz de varsa yorum kısmına arkadaşlar gruba nasıl geleceğinize dair link atıyoruz. Buyurun katılın, gelin aramıza, sizleri de aramızda görmek isteriz. Bizlere vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.